Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim tablodan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Dün Bursa için Telegram grubumuzdaki arkadaşlarımız kusuruma bakmasınlar diyeceğim. YouTube'dan takip eden Şanlıurfa'yı bekleyen arkadaşlarımız da kusuruma bakmasınlar. Dün internetim birden gitti. Tam ders çalışırken gitti. Bugün sabahleyin sağ olsunlar TT.net kullandım. En iyisini kullanıyoruz de. Geldiler. Yaptılar sağ olsunlar. Düzeldi. Benlik bir sorun değildi ama oluyor. Bu bizim bulunduğumuz bölgede bunlar sık sık yaşanıyor. Elektrik kesintileri, internet, su. Biraz sıkıntılı bir bölge benim bölge. O yüzden kusuruma bakmayın diyorum. Geçiyorum birinci koşu. Şart bir dişi iki yaşlı İngilizlerde. Ankara'da Çelik kardeşler. Şu kerası iyi atları alırlar. Ancak Vedadoviç 9 erken doğumlu bir tayda. Ahmet Çelik gibi. HGF çıkıyorsa 9 favoridir. Kazanabilir, hatta tek olabilir, risk edilebilir. Rakip 3 Ahmet Çelik. Gene iyi atabilmiştir, kesinlikle eminim. Hazır ata. Kardeşi 5 sürpriz koşan bir atta. O da erken doğumlu. 4 gibi atlar Çankaya. Yazılabilirler. İlk etapta bunları gördüm. Diğer atlar sürpriz çıkarır mı? Şart bir dişi yarışı olduğu için ihtimal her zaman vardır. Yani kapatma olasılığı her zaman vardır. Sonuncu atlar gelebiliyor. Ama normalde olması gereken şart birlerde favori plase. Yani 9-3 bu iki attan birinin kazanması en ideali de 9 görünmekte gördüğüm kadarıyla. İkinci koşu satış 3 yaşlı İngilizlerde. 1'e dikkat edin arkadaşlar. Handikap 14'e düştü ve kötü koştu bu at. %40'ı hak etmiyor. Burada 2 at var. Şart 5, 2, 3 yaptılar. 4 ikinciydi. Formunu devam ettiriyorsa, sakat falan değilse 4'ün şart 5'ini tekrarlayıp 5'i geçmesi gerekir. Bir mecburiyetten yazalım. Beklemesem de bir nolu saklanı. Yani 5 sürprizi olsun buranın. Ve diğer atlar maiden atları. Bazen satışlarda olmadık atlar biliyorsunuz geliyorlar. Maiden atları da kazanıyor. Yani burayı kapatmadan bu 7-6-3-2 yazmadan bulmak, söylemek, önermek de benim açımdan çok zor. 4 tek olabilir. Risk edebilirsiniz. 4 dişi safkanı. 5-1 birlikte düşününüz. Beşkenin plase ve sürpriz hanesinde duruyor. Üçüncü koşu handikap 15 dişi. Handikap 2 ve zor koşu. Zor koşuyu tekli atlatabiliriz. 2 nolu safkan. Çok emin olmasam da kazanması bana göre çok normal sonuç. Apprenti indirimiyle burada bir şart 5 yarışı var Antalya'da. Bu grubu geçmeye yeter gördüm. 1 var. Burada Urfa'dan geldi. Handikap 15-61 kilo. Burada ideal duruma gelmiş durumda şart açısından tabii. Ne koşacak kestirmek çok zor. 1. Matilda grubun en kaliteli atı. Tabi sıkıntısı var, o yüzden kalitede kalıyor. Bakarsınız koşar 3, 4, 5 gibi atları. Yani birlikte düşünmekte fayda var. Tek kullanmıyorsak şayet. Mecburiyetten bir tek lazım bu. Üçüncü koşuda kime atalım derseniz. 2 ya da çifte oynayacağım. Yani bir kim kazanırsa kıpırdatır biraz. Plase durumunda ama 2 burada bence kazanmaya en yakın safkan. Diğer atları ayrımsız yazmanızı tavsiye ederim. Dişi olduğu için handikap 15'in dişisi zor hale gelir. Yarısı yolda dökülür zaten. 2200'ü bunların yarısı bitiremez. 2 tane 3 tane at kalacak birincilik mücadelesinde. Dördüncü koşu altılı başlangıcı. Handikap 16. Dişi gene handikap 1. Gene uzun mesafe. Gene yarısı dökülecek bunların. Görürsünüz yarışta izlerken. Ayakta kalmasını beklediğim 3 tane safkan var. 7, 3 ve 5 nolu safkanlar. Ayrımsız yazmanızı tavsiye ederim. 7, 3, 5. Bunlardan birinin kazanmasını bekliyorum. 3 şarta uygun koşuyor. 7 buranın bence kaliteli atı. 5 de ihmal edilmeyecek safkanı grupta. Hani çifte bağlayalım. Bir, kimi çifte bağlayacağız? Tek atacağız. İkili bağlayacağız. Leyda Avşa.
bu 3'e 5'e kalan gruba en iyi kiloyu veren Safkan durumunda 7 numaralı Safkan'ın iyi koşmasını bekliyoruz. Kalan gruptan arkadaşlar RGF takip edebilirsiniz. Tuttuğunuz at varsa ilave edebilirsiniz. En büyük sebebi şartın handikap 16 olması. Bu 3 at birden gitmeyi belirliyor. İşte birinciliğe gitmez, tabelaya koşarlar. Bakın o zaman karışıyor. AGF'leri de görüyorsunuz zaten. Olmadık bir at, 9-10 gibi atlar dahi hiç tutmuyorum ama yarışın zorluğu açısından söylüyorum. 9-10 bile gelebilir, o kadar zor bir koşu. Umarım 7-3-5 bunlardan biri gider, ayakta kalır, bitirir yarışı. Bizi de mutlu eder. 5. koşu şart 4. 2 nolu Safkan. 4 yaşlı Araplarda Gürayhan. Tek rakibi kendisi görünmekte. Kayba koşmazlarsa tek olur kazanır. Bu cümleyi kurmak zorundayım. Rakip bulamadım çünkü. Şart 4. 4 yukarı olsa şart 4'te ne yazık ki 2 bu AGF ile kayba koşuyor. Bu tip atlar. Bildiğimiz göstere göstere kayba koşuyorlar. Gitmiyorlar yarışa. Şart 4. 4 yaşta olunca gidiyorlar, kazanıyorlar. Normali bu, tek olması gerekiyor. Satışa gelirsek 5 host Seda'ya dikkat edin. İkilide kalma potansiyelini barındırıyor. Yani 4'ü geçmesi gerekir bence. Ya da 1'i. 5. Hani 2-5 gibi bir sonuç bitebilir. Ufak da olsa bu ikiliyi değerlendirebilirsiniz. Tabi işimiz kolay değil. 4'ü 1'i atlaması gerekiyor. Tabi ikinin de normal yarışını yapması gerekiyor. 6'da ara var. 3. Şart 3'te 0 çekti. Grubun kaliteli atı. 7. Didi Rumaş'a şart 3'te 0 çekti. Bunlar önemli. Sıkıntılılar. Yani kalitelerinin hakkını, handikapların hakkını koşmayan, arızalı kaydedilen yazılan Safkanlar durumundalar. Düzelttiler mi 21 günde bilmiyorum tabii. 3'ü 7'yi. Ama koşar durumda olan 2. Sürpriz bekledim Safkan 5. Gene de yarın at yazalım derseniz 5'i ihmal etmeyin. Sürpriz potansiyelini ciddi anlamda şu an için barındırıyor. O Seda. 6. koşu kısa vade 7. 1.40 Kırsevil. Atın son yarışını izledik hep beraber. Maşallahı var. Nazar değmesin. Çok rahat kazandı. İyi atları da geçti. Mukan Bey, gölgenin gücü, buranın iyi atları. Bu iki atı tutarak geçiyorsan şayet bu koşuyu KV7'yi şarttan kaçmadığın sürece kazanırsın, geçilmezsin. Yani geçerse kim geçer? Yanına at yazalım. KV7 sürprizdir burası da, bakın KV7'ler. Favori eksik koşabiliyor. Eksik koşar. Gitmez yarışa. 2'yi öneririm. O da grup 2 dördüncülüğü var. Geçilirse 2'ye geçilir. AGF doğru. Bir at yazalım derseniz sadece bu. 1-2 yeterli olur. Diğer atlar, ikinin de eksik koşması, birin gitmemesi sonucu 4'e 3'e bu yarış gidebilir. Sürpriz potansiyelidir. Yani şarttan dolayı 4 ve 3 de yazılabilir. Artık diğer atlardan önereceğim bir safkan yok. Çeşitli sebeplerden dolayı, varsa kendi tuttuğunuz tabii ki ilave edebilirsiniz. 1 tek olabilir, geçilirse 2'ye geçilir. 3, 4, 1 ve 2'nin çok eksik koşturulması sonucu şanslı olunur. 7. koşu şart 1, dişi yukarıda bahsettiğim olayın aynısı. Erken de olmamış Safkan, 1 nolu Safkan, Kemal Kurt. AGF yani kim tek olur? Bir tek olur. Bunu herkes biliyor zaten, yani görünen bir at olmuş. Galopları beğenilmiş, kazanması normal sonuç. Ancak yıkalım derseniz de çok kolay geçilirler. Gitmezler yarışa bunlar da. Kapatmaya kadar gidebilirsiniz. Sürpriz yeri burasıdır. Bir, önüne bir at alacaktır. Geçen İstanbul'da gene Maiden'da gördünüz. Ankara'dan gitti. İkinciliğe gitmiş at. Mehmet Ak Yavuz. Tuta tuta ikinci yaptı at, sağ olsun. Yani bunlar hep yaşadığımız şeyler. Artık biz ezberledik böyle şeyleri. Aynı durum yaşanırsa bir ata geçilir. Bu 2 de olur, 7 de olur, 8 de olur. Hiç fark etmez. Tabii önceliğimiz 3, 4, 5, 6, 9. Özellikle 4 buranın sürpriz potansiyeli atı. Dikkat edin, erken doğumlu.
hani Ganyan'lı gelir ya da bir hat yazalım derseniz bence 4'ü önceliğe alınız. 3 ve diğer hatlar artık bütçeniz oranında, niyetiniz burayı yıkmaksa bütçeniz oranında kapatmaya kadar gidebilirsiniz. 8. koşu Handikap 16, Handikap 2. Orta uzun mesafedir. Handikap 16'nın 1900'ü. Burada şık turbo 3 nolu safkan. İki yarışı berbat. Ancak İzmir'den geldi. Ankara'ya adaptasyonu sağladıysa bu at ilgilileri. Burayı da koşarım derse 3 kazanabilir. Geçeceği hatta 5 olur. 5'in handikapı uygun. Kalitesi var. Sıkıntı bu. Şu kalite handikap puanı dediğim. Kazanç yapmadan 52'ye çıktı. Düşüyorlar biraz. Burada bir ikincilik ihtimali var bu atın. 5 nolu safkanın. Giderlerse de kazanırlar zaten. Geçilirse 3'e geçilecektir. 5-3-3-5. Bu iki attan sonrası 6'ya güvenmeyin. 1'e de güvenmeyin. Çok fazla hani ikili bağlayacak arkadaşlar, çifte bağlayacak arkadaşlar. Bunlar biraz geri planda kalırlar. 2-4 gibi atlar, 4-2 gibi atlar. Bu 5 ve 3'ten istediğimiz yarış gelmezse anında devreye girerler. 1-6 tabii ki yazılır, gelmez demem ama çok güvenmeyin. 9. ve son koşusu Ankara'nın kısa vade 22 handikap 1. Çok zor koşulardır bakın bu şartlar. Biraz ayarlı koşulardır handikap 22'ler. Buralarda hafif kilolu kazanç atlarını öncelikle yazmamız gerekir. Onlardan birincilik gelir. Beklentimiz bu yönlüdür her zaman için. Eğer bu atlardan birincilik gelmez ise çok ciddi sürpriz potansiyelini barındırır. 11 Bubo. Bakın %6'lık bir at değil. Kesinlikle kurgularda olmalı. 12 Çağgür. Apprentice'iyle gene bomboş kiloda şart 3 yarışı kadar koşarsa etkili olur. Çağgür kazanabilir. %6'lık at değil. Bu iki atı mutlaka yazınız. Favorim Bubo. 10 Karacabey Şahı şartın kazanç atı durumunda 10. 6 Kaşemün Kara. Her ne kadar kalite yüksek puanı verse de koşulları çok beğenmesem de son zamanlarda hedef yapıldıysa iyi netice alabileceği bir grupta Kaşemün Kara 6 öncelikle yazınız ve kalan grubu arkadaşlar hani %2'lik atlar 7 8 örneğin 9 satış atı. Bunlar dahi yarışta oluyorlar, kazanabiliyorlar. Handikap 2 olsa şurası 1 ve 2 düşmüyorlar birincilikler. Onlar da kazanabiliyorlar. Zaten AGF'lerde çok ortak dağılmış. 3 Baytosunoğlu. Diğer atlardan gözünüze takılan tuttuğunuz jockey orijini varsa ilave ediniz. İtiraz etmem. Tabi beklentimi 11 ve 12 nolu safkanın ön plana çıkması. Bunlardan birincilik gelmesi, 10 ve 6, 6 ve 10 nolu safkanların da hala şanslı oldukları, bunlar da kazanırsa şaşırmayacağım bir yarış olmuş. Ankara görebildiklerim bunlardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşça kalın.